Evet dostlar, bugün Torba'dayız. Bodrum merkezden mesafesi 10 dakika. Türkbükü'ne giderken hemen yolun sağ tarafına girin direkt. Zaten orası Torba'dır. Akşam şu anda saat 5.30-6 suları. Denize girmekten inanın şu çekimi bile yapamadım. Bu saatte ancak bıraktım. Gün boyu denize girdim dostlar. 3-4 tane de 5-4 otel var. Bu otellerde gece canlı performanslar var. Onun haricinde bir şey söyleyebilirim. Torba gerçekten denize girilebilir ender yerlerden bir tanesi. Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirim. Hatta ben artık dayanamayacağım. Çünkü bu kadar denize girmeme rağmen. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet. Akşam olduğu için bir tık rüzgar çıktı. Normalde sabahtan beri hiç rüzgar yoktu. Göl gibiydi deniz. Şu an akşam 6 olduğu için hafif rüzgarlı. Ama deniz zaten gördüğünüz gibi. Ya şu yeşil ve mavinin buluştuğu çok az yer var. Bu da bir nevi cennet koyu. Cennet koyunun daha da büyüğü gibi. Çok güzel. Akşam 6'ya kadar çıkaramadım denizden. Evet dostlar, Torba'ya şu anda kuş bakışı bakıyoruz. Gerçekten mavisiyle, yeşiliyle ormanın içine girmiş olan bir deniz var. Denize sabahtan beri giriyorum, inanın dostlar. Artık ellerimiz ayaklarımız buruştu o nokta. Dolayısıyla Torba'yı gelişinizde mutlaka kaçırmayın. Bodrum'a gelişinizde. Çünkü Bodrum Torba'yla daha da güzel. Hemen Voyage Oteli var. Karşıda görmüş olduğunuz Voyage Oteli. Hemen yanında başka oteller var. Birkaç tane daha otel var. Ama çok büyük bir otel yok. Yani 2-3 tane otel var maksimum. Havası zaten müthişti. Bodrum her zaman Bodrum dostlar. Yes, I'm gonna butterfly. Baby, you give me a bit lighter. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. Yes, I'm gonna butterfly. Gecelerine bakacağız. Bugün geldik Gümbet'e. Gündüzünü yaşadık. Bu akşamı mekan mekan gezip yeni yerler açılmış. Yeni yerlere bakacağız. Gitmeniz gereken yerlere, özel yerlere, güzel yerlere sizlerle paylaşacağız. Dolayısıyla Gümbet gecelerine hoş geldiniz. Şimdi alttan başladığımız için Safir'le başlıyoruz. Safir buranın başlangıcı. Aşağıdan başladığımızda yukarı kadar teker teker çıkacağız. Görüyorsunuz geceler dolu. DJ performanslar var. Müzik
Divan'a gelmeyi ihmal etmeyin. Divan'da birçok ünlü çıkıyor. Her gün bir performans var. Çıktık Zindan'dan.
Merhabalar. Bugün Gümbet'te ikinci günümüz. Dün biliyorsunuz Gümbet'in gecesini yaşamıştık. Hep beraber gece caddelerini gezdik, barlarını gezdik. En güzel klaplarını size gösterdik. Biz de beğendiğimiz bir tanesine girdik. Gerçekten çok güzel çılgınlar gibi eğlendik. Bugün de Gümbet'in gündüzünü yaşayalım dedik. Güzel bir denizine girelim istedik. Hava çok güzel, deniz çok güzel. Bunu değerlendirelim istedik. Biliyorsunuz bir yere gidince minimum 2 gün geçiriyoruz orada. Hem gecesini hem gündüzünü yaşıyoruz. Şimdi de neredeyiz? Maya Beach'teyiz. Bir beach club'dayız. Denize giriyoruz. Evet dostlar, Gümbet'te güzel, nacizane beach'ler var. Bu beach'leri Gümbet'e geldiğinizde mutlaka ziyaret edin. İşte şu anda biz söylemiş olduğu gibi sevgilinin de Maya Beach'teyiz. Royce Beach var, Alora Beach var. Oteller var. 4-5 yıldızlı oteller mevcut. Sahile sıfır. Ve hepsinin tabii ki beach'leri var birçoğunun. Şunu söyleyebiliriz. Burası tamamen turist ağırlıklı ve hızlı gece hayatı olan bir koy. Gümbür gümbür. Gerçekten Gümbet yani. Gündüz de gece de asla durmuyor. Genelde gençlerin tercih sebebi tabii. Gece gündüz burada eğlence var. Eğlence var, hareket var. Aynen. Zaten videolarında gördünüz gece hayatının nasıl olduğunu. Yani gerçekten Bodrum'un şu ana kadar gittiğimiz ve gideceğimiz herhalde en hareketli, en geceleri aktif olan koyu Gümbet. Evet. Zaten yani Bodrum'daki en büyük klaplar, isimli olan klaplar da Gümbet'te. Sanatçıların çıktığı, DJ'lerin, tanınmış DJ'lerin çıktığı klaplar da Gümbet'te. Çok güzel Gümbet. Eğlenmeyi seviyorsanız, hem gece hem gündüz eğlenmeyi ve hareketi seviyorsanız Gümbet'i mutlaka ziyaret ediniz. Kesinlikle. Hemen arkamızda değirmen var dostlar, tepenin üstünde. Orası da oraya da gideceğiz. Evet, oradan yarın da oraya gideriz. Gelin. Aynen, aynen. Biz şimdi akşama kadar denizde olacağız. Bu denizin tadını çıkarmamız gerekiyor. Kesinlikle. Evet dostlar, saat 4 suları biz bu saate kadar yüzdük, güzel bir denizin, güneşin tadını çıkarttık. Şimdi de hareket saatleri başladı, hep power saatleri geldi, çattı ve biz de dedik ki biraz dolaşalım. Dolaşmışken de sizlerle bazı paylaşımlarda bulunalım dedik ve şu anda bu mekanları size gündüzden başlayan happy hour mekanlarını göstermek istiyoruz. Dediğim gibi şu anda ilk Alora ile başlıyoruz. Daha sonra sırayla gideceğiz zaten. Hep beraber gidelim. Akşam biz de Alora'daydık biliyorsunuz. İçi de bu şekilde saat 3'de başlıyor. Saat 4 suları. İnsanlar yavaş yavaş görüyorsunuz sıra var. Yürüyüşler çok yoğun. Evet, şimdi de Maya Beach'teyiz. Zaten Maya Beach'teydik. Günümüzü burada geçirdik. Burayı da göstermek istiyoruz tabii ki. Plajıyla, beach'iyle gayet güzel bir yer. Herkese öneririz. Tavsiye güzel.
Herkese merhabalar. Merhabalar. Bugün Gümbet'te 3. günümüz. Bugün değirmenlere çıktık. Size dün söylemiştik buranın değirmenleri de çok güzel, manzarası çok güzel, oraya da geleceğiz diye. Bugün artık geldik. Harika bir manzaradayız. Sağ tarafımızda Gümbet'i böyle yukarıdan kuş bakışı görüyoruz. Önümüzde değirmenler, arkamızda değirmenler. Sol tarafımızda da bardakçı koyunu Bodrum merkezine doğru bir manzara var. Gerçekten Bodrum'un böyle en mükemmel, en böyle harika tepelerinden bir yerdeyiz şu an. Bütün Bodrum'u görebiliyoruz. Harika bir noktadayız. Yani öyle, bugün de Gümbet'te artık son günümüz, 3. günümüz. Artık ayrılacağız, artık Bodrum'dan da ayrılıyoruz maalesef. 3 haftalık mükemmel Bodrum tatilimiz ne yazık ki sona eriyor. Artık sevgilimin de söylemiş olduğu gibi bugün itibariyle, işte yarın ya da çıkacağız. Ama bir başka noktada, bir başka güzel bir Ege'nin bir tatil noktasında tekrardan görüşeceğiz. Ama sadece 3 haftalık Bodrum tatilimiz şimdilik bu kadar. Ama şunu söyleyebilirim, çok daha güzel şeyleri paylaşacağımıza emin olabilirsiniz. Evet. Şu anda da biz dilerseniz sizlere bu değirmen nasıl bir yer, bir gösterelim. Biz biraz yukarıda olduğumuz için biraz rüzgarlı. Biraz ferahlattı bizi çünkü aşağılar çok sıcak gerçekten. Aynen. Bodrum merkez özellikle bu sene çok çok sıcak. Evet. Oraları o kadar değil ama merkeze inince böyle bir sıcaklık karşılıyor. Sizi gerçekten basıyor. Fark ediyorsunuz. Ve biz şu anda bu noktayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değirmenler öncelikle. Görmüş olduğunuz gibi değirmenler daha doğrusu. Bodrum'un simgelerinden değirmenler. Aynen. Görmüş olduğunuz gibi sağ taraf, hemen görmüş olduğunuz önümüzdeki yer Gümbet. Gümbet'i, koyunu görmektesiniz. Gümbet, şu anda kuş bakışı izliyorsunuz Gümbet'i. Şunu söyleyebilirim, Gümbet dediğim gibi daha önceki çekimlerimizde de merkeze 5 dakika mesafede bir yer. Mutlaka Gümbet'e uğrayınız. Şöyle bir döndüğümüzde Bodrum'un güzel beyaz evleri. Aynen. Ve arkamızdaki diğer değirmenler. Diğer değirmenleri görmek istiyoruz. Yukarı bir yer diye söylemiş olduğunuz gibi. Hemen karşımıza görmüş olduğunuz yerde Bardakçı Koyu Bodrum Kulesi. Evet. Bodrum merkez. Evet. Evet. Orayı görmektesiniz. Yani öyle bir noktadayız ki, öyle bir üst noktadayız ki her yere hakim bir yerden bahsediyoruz. Şu anda Bodrum Kalesi'ni şu anda evet, kısa bir mesafe var değirmenlerden. Biraz yürüdüğümüzde görüyorsunuz. Karşıya geçtiğinizde. Bodrum Kalesi'ni görüyorsunuz ve Bodrum'u görmektesiniz. Şunu söyleyebilirim. Şöyle biraz daha sağ tarafa girdiğimizde burası da Karaada dostlar. Karaada tam Bodrum'un şehir merkezinin tam karşısında olan bir ada. Dolayısıyla bu Karaada da akşamları gerçekten kapkara. O yüzden adı Kara adı olarak geçmekte. Diğer değirmenlerimiz de burada. Evet. Burası da çok güzel. Gelip görmeniz gereken bir nokta. Mutlaka buralara uğrayınız. Kesinlikle öyle. Gerçekten çok güzel. Yani dediğimiz gibi artık bizim bugün son günümüz Bodrum'da. Bugün de yaşayacağız Bodrum'u. Bir Bodrum merkeze ineriz son kez. Bodrum merkezi Marina'ya dolaşırız, bir kaleye dolaşırız. Ondan sonra artık yarın sabah yola çıkacağız. Bu çok güzel 3 haftalık Bodrum tatilimizde. Bizleri izlediğiniz için, bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Koy koy birkaç farklı videoda sizi Bodrum'u tanıtmaya çalıştık, gezdirmeye çalıştık bizimle beraber. Yani dediğimiz gibi Bodrum'dan bizden şimdilik bu kadar. Bir başka tatil noktasında, bir başka bir tatil videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmeye devam edin. Biz bu arada yarın Fethiye'ye doğru yola çıkıyoruz. Fethiye, Göcek, Marmaris, Datça videolarımız gelecek. Onları da için takipte kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.